Önüm at sürülerin keçileri de yaşayacak. Buralar hep aktırmış. Bakalım. Şekillerde görüldüğü gibi kaçırıyor bu keçilerin hayatı kaymış. Onun için tekeri söktük. Vallahi hiç gözükmüyor. Pislik de var galiba. Diğerine bakalım. Şunu açalım. Heh. Bunların contalarını, vidalarını, keçelerini ayarladık. Şimdi biraz daha söküp bunları yenileyeceğiz. Şekil bu. Evet. Şimdi bu artık biraz daha kolay çıkar. Keçe şurada zaten. İçinden gayet kötü bir yağ aktı. Küçük bir yay. Şu parçaları şöyle ayıralım. Bir tane de pul olacaktı. Pul en tabandan çıktı. Buradaki pul fiber. Evet, bunu da yenilemek lazım. Şu pul. Ufacık bir şey ya. Hiç öyle klingerit pul falan çıkmadı içinden. Şunun altından çıktı. Var mı burada hiç öyle bir şey? Kesinlikle zinhar yok. Öbürünü de sökeceğiz. Ondan sonra devam. İçini temizleyeceğiz şimdi. Dibinde bayağı tortu ve pislik kalmış gözüküyor. Oraya harbi çekeceğiz şimdi. Aslında boyasam olurdu da. Neyse, çok önemli değil. Çıkan yağa bakın. Şimdi bak, çıkan tortulara bakın. Evet. Hala var. Bunun ortasını çekişle ezip, yani üstüne tamamen çekişle vurup onu yasıltıyoruz. Yoksa amortisör kaval borusunu yerine geçirirken şu mekanizma komple aşağı iniyor. Bunu da buraya sıkı bir şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde geçtikten sonra artık toplayabiliriz. Sağ taraftan çok az bir yağ çıktı. Simsiyah. Ama soldaki amortisör borusundan kaval kemiği mi deniyorlar? Kaval borusu mu deniyor? Ne deniyorsa işte. Ondan böyle çamurumsu bir yağ çıktı. Elini yüzünü temizleyeceğim. Birazdan bununla keçesini çıkartıp yenisini takacağız. Onu da ayrıca çekerim. Tamam. İçinde pislik var, görüyor musun? Torta var. O temizlenecek. Keçi nasıl çıkacak? Zaten gevremiş. Yani zaten bu işe yaramaz olmuş. Gevremiş, işe yaramaz olmuş. Bunu değişeceğiz. Bir de şurayı temizleyelim. Her taraftan çamur çıktı. Evet, sonunda amortisör borularımızı. En zor olan kısmı da şu dipteki somun oraya geçirmekti. Onun dibinde, boğazında bir tane de pul var. Aynı şekilde burada. O biraz uğraştırdı. Lokmayla takmak zorunda kaldık. Çünkü oraya anahtar falan girmez. T-kol, uzatma falan bir şeyler yapıp onları oraya geçirdik. Bunlar yerine oturmuş durumda. Keçelerini de yeniledik. Şimdi sırada tekerimizi monte edip ondan sonra da şuraları söküp, onun için tabii gidonu sökmek gerekiyor önce. Oralardan yağımızı boşaltıp işi bitireceğiz. Evet, en sonunda rotbaş dediğimiz yerin içinde yay var. Yayı bir bakalım. Burası bayağı çamur yani gibi gözüküyor ama bunu silip geri yerine koyacağım. Bunu 24 lokmayla çıkardım. Çok da sıkı durmuyordu. Ben 24 lokmayla çok kolay bir şekilde, yani anahtar tutmasına bile gerek kalmadan elimle söktüm. Bu yayı da silip takacağız. Şimdi birazdan da yağ dolduracağım. Kullanacağımız yağ böyle kırmızımsı bir yağ. Ney bu? Direksiyon yağı. Bundan şırıngayla, 10 mililitrelik kapasiteli bir şırıngayla 10 pasoda şu kabın içine doldurup ne yapacağız? Hop, rot başından içeriye aktaracağız bunu. Şimdi ben doluma geçiyorum. Evet arkadaşlar, 10 şırıngayla 100 mililitre hidrolik direksiyon sıvısı ayarladık. Şimdi bunu huni yardımıyla boşaltacağız. Kalan da süzülsün diye şuraya bırakacağım.
Evet, diğer rot başına da geçelim. Zaten bayağı gevşekmiş. Elimle bile çıktı. Diğerini de zaten ben de fazla sıkmadım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıktı. Yay buradan çıkıyor. Aynen. Bu yay daha temiz görünüyor. Zaten diğerinde şunda daha fazla çamur vardı. O çok toz almış. Bunun evet içi de temiz gözüküyor. İçi de çok temiz gözüküyor. Şimdi bunu silsek iyi olur mu? Tabii o kadar işlemi yaptıktan sonra silinse gayet de güzel olur. Yayımızı temizledik. Onu yerine bırakıyoruz. Ondan sonra şimdi öncekinde şu kabının içine koydum. Ondan sonra huni falan kullandım ama öyle çok zor oldu. Şimdi direkt şişeden çekeceğim. Ve 10 mililitrelik bir ölçüye her defasında sayarak şırıngayla içine sıkacağım, enjekte edeceğim. Bu şekilde bunu 10 defa tamamlayacağım. Bir oldu. Bakalım. Yine 10 mililitre. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunu 10 defa da tamamlayacağım bu şekilde. Evet, şimdi de rot başımızın somununu takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz bastırarak takmak gerekiyor. Yay var çünkü. Elimle tuttum. Bu kadar. Tamam. Fazla sıkmıyoruz onu. Şimdi girdonumuzu toplayacağız. Ondan sonra ön düzenimizin eğriliğini, doğruluğunu ayarlayacağız. Ondan sonra iş bitti arkadaşlar. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi amortisörlerimizin bakımını yaptık. Keçeleri değişti. Contaları, keçeleri. İçini temizledik. Yağlarını değiştirdik. Temizledik. Çamur çıktı bayağı gördüğünüz üzere. Ve gerçek zamanlı performansını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü normal bir amortisör yağından farklı bir yağ koyduk amortisörlerimize. Direksiyon sıvısı, direksiyon hidroliği yani. Aslında temelde şöyle. Şimdi direksiyon hidroliği de olsa sonuçta hidrolik sıvıların ortak bir özelliği vardır. Sıvıları basınç altında güç iletebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla amortisörlerde de aynı durum geçerli olduğu için amortisörlerde de basınç altında güç iletebilme özelliği arandığı için amortisörlerde bu yüzden yine benzeri bir hidrolik sıvısı kullanmanın uygun olacağını düşünüyorum. Zaten direksiyon sıvısı diye satılan o yağ satan adam da olur dedi. Amortisörlere bu konulabilir dedi. Ve dolayısıyla şimdi gerçek zamanlı performansını göz önüne alacak olursak eğer amortisörün gerçek verimliliği, amortisörün gerçek yani sağlıklı olmasındaki belirtiler sadece yoldaki çukurlara girip çıktığınızda gösterdiği tepkilerle ilgili değil sadece. Frenlemedeki esnekliği mesela frenlediğiniz zaman ön manet sıktığınızda motor bir miktar öne dalma yapar. Bu dalmada da beni rahatsız edecek herhangi bir şey görmedim. Gerçekten başarılı yani. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle doğru bir tercih yapmışım direksiyon sıvısı koymakla. Amortisör yağı olarak kullanabilecek yağlar hakkında bazı bilgileri Instagram sayfamda da paylaştım. Şimdi az önce söylediğim şeyle ilgili frenleme performansı da güzel diye belirtmiştim. Bakın. Gayet güzel. Yani herhangi bir sarsıntı yaşamadan herhangi bir sertlik hissetmeden, yaşamadan motorumuz gayet güzel fren manetini sıktığımızda dalıp geri kalkıyor. Takipte kalın, beğeni yapmayı unutmayın, arkadaşlarınıza paylaşın. YouTube kanalımıza abone olun, profil sayfamdan da erişebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Ha bu arada ben buraya niye naylon koydum? Kaçırıyor ve üstüm batırdı. Buraya conta kestireceğim bugün. Hoşçakalın.